Sevgili dostlar, herkese merhaba. Yine bir kamp macerasında birlikteyiz. Bugün cuma. 3 günlük bir kamp düşünüyorum arkadaşlar. Yine tek başıma yapacağım kampı. Bugün kalacağım. Cumartesi kalacağım. Pazar da kalacağım. En son pazartesi günü, Arife günü öğlen gibi toplanıp dönmeyi planlıyorum. Bakalım nasıl olacak, neler olacak? Takipte kalın arkadaşlar. Şimdi takımların tamamını değiştireceğim. Yeni bir yem yapacağım. Sazan hamuru. Size de birazdan tarifini göstereceğim. Kayıt alacağım. Onlara yaya basacağım o hamurları ve bütün takımlarımı yaylı sisteme çevireceğim. Bakalım onlardan verim alabilecek miyiz? Bugün de ilk olarak onu deneyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sazan hamuru hazırlayacağız. Bunları yaylara basarak biraz da güneşte kurutarak ondan sonra atacağız. Yemlemek için de kullanılabilir. Şu an tarifini göstereceğim size. Civciv yemi. Toz yem diye geçiyor arkadaşlar. 1 kilo bundan aldım. Bir tane rendelenmiş bayat ekmek. 10 tane şekerli vanilin. 2 kutu fresh mısır. 1 kilo un. Mısır nişastası, mısır unu ve bir de yumurta. Burada ne kaynatıyorsun diye sorarsanız arkadaşlar, burada 1 kilo buğday aldım. Buğday kaynatıyorum. En son süzüp bunu da ekleyeceğiz hamurumuzun içine. Evet arkadaşlar, şimdi yapmaya başlayalım. Önce şu fresh mısırlardan başlayacağız. Fresh mısırların önce bir suyunu süzeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu suyu tabii atmıyoruz. En son kullanacağız. Neden suyunu süzdük? Arkadaşlar, bunu böyle fresh mısırı olabildiğince elimizle böyle karıştırıyoruz. Yoğuruyoruz yani. Şöyle. Posasını çıkartıyoruz yani.
Türkiye'de yolcu uçağı kayboldu. Bu arada internet çekmiyordu arkadaşlar. Kendime bir baz istasyonu yaptım. Onu da size birazdan gösteririm. Şu an internet güzel çekiyor. NTV canlıyı izliyorum. Bunu evde de yapıp getirebilirdim de dedim burada hazırlayayım. Hem kaydı alırım. Hem de bilmeyen arkadaşlar için en azından yol gösterici olur. Şimdi arkadaşlar bunda bu yem hazırlarken işte bir su bardağı şundan, iki çay kaşığı bundan diye bir şey yok. Bunu elinizi korkak alıştırmayın, gömün gitsin yani. Şimdi bunu mısır hallettikten sonra şu civciv yemini koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi ekmeğimizi atalım. Ne bu? Mısır nişastası arkadaşlar. Mısırını da katalım. Ne var? Vanilinleri atalım. Şöyle onunla birden şöyle kessek. Şimdi unumuzu atalım. Yarısını attım yeter. 2 kiloymuş zaten bu, 1 kilosunu attım. Yumurtamızı da attık mı ondan sonra karıştıracağız arkadaşlar. Malzemelerin 2, 4, 6, 8, 9, 9 da yeter ya. Allah kabuklarındaki. Ne yazık ki hem heyranlar meydana geldi hem de taşkınlar meydana geldi ve maddi zararlarla beraber bugün onların cenaze töreni vardı. Şimdi şu kireç mısırını suyunla koyalım. Yememiz hazır. Şimdi bunu hem yemlemek için kullanabiliriz arkadaşlar. Hem de yaylara basabilirsiniz. Telefon çekmiyordu. Şöyle arkadaşlar kendime bir baz istasyonu yaptım. Bunun için bir tane 8 metrelik sopa, bir telefon, bir de power bank tabii feda etmek gerekiyor. Telefon bile çekmiyordu. Şu an hem telefon çekiyor hem internet çekiyor. Ben de internetten haberleri açtım. NTV haberi izliyorum. Evet arkadaşlar. Hazırladığımız hamuru da şu şekilde yaya basıyoruz. Şu kancalar ve boncuklar dışarıda kalacak şekilde. Böyle elimizle iyice basıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bunu şimdi güneşin altında biraz bekleteceğim. Yarım saat 45 dakika kadar. Bu biraz daha kuruyacak, sertleşecek. Suya attığımızda da suyun altında daha uzun süreyle dağılmadan durabilecek. Yan taraftaki dayılar güzel balık aldı galiba. Gidip bakalım. Şöyle 1 kiloya yakın var. Kilosu var canım. Var. Arkadaşlar yaylı hamura gelmiş. Kiloluk bir balık. Hani 1 kilo gelir. Öyle görünüyor.
Şimdi benim şu yaylar, yaylardaki hamurlar kurusun. Ben de tamamını kendi yaptığım yemle birlikte bakalım deneyimleme fırsatı bulacağım. Sahte mısır vardı, ona gelmiş. Güzel bir balık. Evet arkadaşlar. İlk 5 tane makaralımı yaylı hamura çevirdim. Şöyle göstereyim. Sondan 2 tane makaralım da normal üçlü saçak olarak duruyor. Diğerlerin tamamı yaylamış. Bakalım verim alabilecek miyiz hazırladığımız yemden. Şu mavinin misine gevşemiş, onu bir çekeyim, belki balık gelmiş. Ha, en baştakine de basıyor. Yaylamur. Evet, şöyle bir balık arkadaşlar. Bunu da salıyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir sıcak var şu anda. Yani 40 dereceye yakın. Abartmıyorum, hissedilen 40 dereceye yakın. İlk geldiğimde işte tenteyi kur, çadırı aç, malzemeleri hallet, işte sazan hamuru yap falan filan. Ya inanın 1 kilo vermişimdir sıcaktan. Eridim ya resmen. O kadar sıcak yani. Hadi be, güzel eğilir ya. Küçük küçük. Gideyim çekeyim bari. Oltalar birbirine yakın. Yoksa karıştırayım. Ya, abi kamerayla ben bayağı bir yaklaştırdım da bir görsen yani. 10 numara. Arkadaşlar hamur bastım ya yaya. Hamurun bir kokusu var. Böyle vanilya, böyle yemin ediyorum fırına versen kurabiye olur sanki. O kadar güzel böyle kokusu var. İsrail sazanı geldi arkadaşlar. Bayağı da iri.
oltalarla uğraşacağım diye patateslerim soğudu ya. Biram ısındı. Şu çileye bakın arkadaşlar ya. Aynalı geldi. Küçük aynalı sazan. Arkadaşlar şöyle küçük bir yavru aynalı geldi. Aynalı sazan. Çok yakışıklı, güzel bir balık ya. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar yan tarafta muhteşem ikili var. Biri İlhan abi, diğeri de Ahmet abi. Burada tanıştık tabii. Daha önceden tanımıyorum ama böyle çok iyi, sempatik insanlar. Şimdi onların yanına gideceğim. İlhan Bey. Buyurun Yasin Bey. Ya sabahtan beri çekiyorsunuz. Bunun bir sırrı vardır herhalde diye düşünüyorum. Ne biliyorsak senden öğrendik. Estağfurullah. Ya aynı sistem bizde de var işte. Ben de böyle yağlı hamurlu takıyorum ama siz ama boyuna kiloluk çekiyorsunuz. Benim ziller bile ötmüyor. Senin hamurlardan ya bu. Hamurdan taktım şimdi. Abi ben de aynı hamuru takıyorum. Bana niye gelmiyor? Daha önce başka takmışsın. Şimdi bu da senin bilen. Bakalım gene çıkarsa bir şey var. Ahmet abi sen de bugün iyi balıklar aldın ha. Ustamın sayesinde ustam hamuru hazırlamış. Yok be. Bende niye yok? Hamuru hazırladık da bende niye yok? Ha, bak. Bak ne güzel vuruyor işte. Abi güzel vuruyor dedin. Allah'ını seversen yarım kilonun altında 300 gramlık balıktır Allah bilir. Evet. Bu da bıraktı zaten. Ya biraz daha zamanı var. Geçen hafta ben de tam buradaydım. Hatta videoyu paylaştım, arkadaşlar bilir. O zaman sen yemlemişsin. Senin ben aynen İlhan abi ben yemledim. Maşallah size nasip oldu ya. Evet. Vallahi belime kadar suya girdim şöyle bel üstü hatta. Deli gibi yemledim ama hep küçük yaptı. Yarım kilo altı yaptı. Başladı. Sanki biraz daha büyüdü değil mi balıklar? Evet. Ahmet abinin mantarlı oltayı çekiyorum şu anda. Şu benim. Resimleri bilmiyorum ya. Şey var ya. Osman'ın işten şey. Ha. Demin senin resmini attım ona. Balıktayken de rastgele yazmış. Aha abi gitti. Gitti. Ahmet abi hemen daha atar atmaz yapıştırdı ya. Ahmet abi benden iyi tutmaya başladım. Şöyle bir balık tutup döndüğümüz olmadı Yenice'den. Ha bak yine geldi. Oo. Ne güzel eğdirdi sopayı ya. Ahmet abi şu an balıkları topluyor arkadaşlar. Daha yerine oturmadan sopa basıyor. Tesisi vardı. Allah Allah nasıl götürüyor ya? Uyut. Balık kilimize kadar geldi. Ömer abi kameraya geleceksin ya. Hafif hafif büyüyor balıklar. Balık tutuyorum. Büyük balık alacağım. Allah Allah. Ben böyle bir şey görmedim ya. Daha atar atmaz yani. Kuru mısır bir de arkadaşlar yani. Ahmet abi menbaasını bulmuş balığın. Bir bakıyorum. Büyük çekmiş.
105 kilo. Oh. Yok öyle hamurdu, solucanı taksan tamam da. Kuru mısır takıyor daha anında ya, atar atmaz yapıştırıyor balık. Enteresan. Ha, gidiyor. Gitti. Vay be. İlhan abi sen de orada yani hiç çalışmıyorsun yalnız ha. Gerekli, ben ufak tefek değilim, uğraşmam ya. Almış bir avuç çekirdek, çitliyor. Yarım kilo balık için yerimden kalkmam ya. Gittiğimiz yerde hep öyle. Vallahi kılın kumpası da atmış. Abi ben buradan büyük balık alacağım. Oo. Ne güzel gitti ya. 250 gram. Hı? Arkadaşlar afiyet olsun. Sağlığınıza. Evet, yan taraftaki İlhan Beyler ve Ahmet Beyler. Onlarla birlikte oturacağız bakalım. İşim var benim. Gagasını sen delikten. Ahmet abi dün iyi balık aldı canım. Zevkini aldı ya. Ahmet abi ne alemdesin? Ahmet abi büyük balığa saldırıyor ya. Alacak, illa alacak. Şimdi gelip kucağımıza bırakıyormuş. Öyle bir şey. Arkadaşlar günaydın. Saat şu an 9. 8.30 gibi uyandım. Dünden işte bayağı dağılmıştık. Masaydı, tabaklardı, çanaklardı, şunlar bunlar biraz ortalığı toparladım. Oltalardan bir iki tanesi dolaşmış. Onları kesmek zorunda kaldım. Çünkü bayağı bir kördüğüm olmuştu. Yeni takım yapacağım. Bugün yemleme de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dün geldiğimde yemleme yapmadım ama yemleme hakikaten balıkların reaksiyonunu değiştiriyor. Biraz daha hani balığı çekebiliyorsun. Yemleme yaptığın zaman daha fazla hareket alabiliyorsun balıktan. Dün yapmadım, bugün yapacağım. Bakalım hani ondan sonra ne olacak? Bugün yine akşama kadar buradayız sonuçta. Sürekli bir şeyler denemek gerekiyor. Yeni takımlar, yeni böyle icatlar bulmamız lazım bu balığı almak için. Hani ne yaparız bilmiyorum ama sonuçta farklı şeyler denemek lazım. Klasik bilinen yöntemlerle tamam elbette balık alınıyor ama günü gününe anı anında da tutmuyor. İşte değişik böyle takımlar, sistemler deneyerek hani balık almaya çalışacağız. Başka çaresi yok.